Söz sırası İzmir Milletvekili Mahir Polat'a ait. Buyurun Sayın Polat. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ticaret Bakanlığı'nın alanı, geniş sorunları büyük etkisi yok maalesef çözüm konusunda. Sayıştay'ın bulguları geçtiğimiz yıldan bugüne devam ediyor. Bu yılda 14 tane muhasebe ve para kullanımı ile ilgili sorun tespit edilmiş. Bunların çözümü ile ilgili bakanlık hiçbir şey geliştirmemiş. Burada hazinenin birliği ve saydamlığı ilkesine aykırı davranan bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yıl ben bakanlığa yine sormuştum. Buradan yine tekrarlamak isterim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yaptığınız gümrüklerin modernizasyonu ve yenilemesi ile ilgili anlaşmadan doğan bakanlığın haklarını neden bakanlık hesaplarına değil de özel bir şirket hesabına yatırdığınızı Sayıştay size soruyor. Siz Sayıştay'ın 2015'ten beri sorduğu bu soruya cevap verip bunu düzeltmiyorsunuz. Maalesef durum ortada. Rıfat Sarcıklıoğlu çokça karşımıza çıkıyor. Bugünlerde değerli arkadaşlar, pandemiden dolayı 14 gün karantina uygulamasını 10 güne düşüren beyefendi, gümrüklerde de göreceğimiz üzere hükümete tak diyor, hükümet şak diye onun dediğini yapıyor. Bakan Hanım'a sordum ben bütçe konuşması sırasında, gümrük müşavirlerinin sorunları özellikle oda kanunu ile ilgili 4458 sayılı yasadan kaynaklı olan, geçici 6. maddeden kaynaklı olan gümrük müşavirlerinin oda hakkını bugüne kadar vermediniz, neden vermediniz diye sordum. Ve belge gösterdim. Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu'nun gümrük müşavirlerine bir kastı mı var diye. Bununla ilgili bakanlığın bana verdiği cevap geçici 6. maddeyi aynen anlatmak oldu. Sayın Bakan, gümrük müşavirliğiyle ekmeğini kazanan herkes 20 yıldır geçici 6. maddeyi ezbere bilirler. Ve siz bununla ilgili bana gönderdiğiniz cevap ciddiyetle yakışmadı. Devlette devamlılık olsa, müsteşarınız olsaydı orada bakan yardımcısı yerine bana bu cevabı verdirtmezdi. Yine gümrük müşavirlerinin 1615'ten kaynaklı kesintisiz sınav hakkı, sonsuz sınav hakkı vardı. Siz bunu 20 yıldır 3 sınava endekslediniz. 3 sınav değerli arkadaşlar. Burada serbest meslek erbabı olan arkadaşlar var, avukatlar var, muhasebeciler var. Hanginizin hayatı 3 sınavla sınanıyor? Bunun da haklarımızın geri verilerek sınırsız sınav hakkına, yapamıyorsanız bile bu haklarımızın yükseltilmesi gerekiyor. Yine kabahatler kanununa dan dolayı gümrük müşavirlerine ilave cezalar uygulanıyor. Bu aslında kanunlara aykırı bir durum. Dönemin Bakanı Hayati Yazıcı ile Gümrük Müşavirleri Derneği'nin bir araya gelmesi sonucunda bunun böyle olmayacağını Hayati Yazıcı Bey sağ olsun ifade etmiş ve demiştir ki aynen bir koyundan iki post çıkmaz. Siz şu anda bir koyundan 3 tane post çıkartıyorsunuz. Nasıl? 21.05.2020 sayılı yazınızla hem İthalatçı firmaya, hem gümrük müşavirine, hem de gümrük müşavirinin bağlı olduğu firmalara ceza uyguluyorsunuz. Bunu da lütfen göz önüne bulundurmanızı istiyorum, ortadan kaldırmanızı. Bir de sokağa çıkma yasakları döneminde gümrükler çalışacak dış ticaret açısından demiştiniz. Sayın Bakan, genelgelerde gümrük müşavirleri ve yanında vekaletle çalışan arkadaşların sokağa çıkmasıyla ilgili bir düzenleme yok. Bu düzenlemenin de hızlıca yapılması gerekiyor. İhracatçılarla ilgili herkes konuşuyor. İhracatın 500 milyar dolara çıkacağını anlatıyoruz falan. Bunlar güzel rakamlar, böyle pembe hayaller. Bunları başarabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'nin tam kapasitesini kullanması gerekiyor. Kapasite kullanımı yeterli mi? Hayır. Katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz gerekiyor. Bunun için katma değeri yüksek ürün üretecek işletmeleri üretmemiz gerekiyor. Bu yok. Maalesef ihracatçıların da sorunları var. Bunlarla ilgilenmenizi istiyoruz. Örneğin Rusya'ya Türkiye inanılmaz imtiyazlar verdi. Yani savunma sanayi, S-400'leri biliyorsunuz. Nükleer enerjiyle ilgili tanıdığımız imtiyazlar da ortadayken ne hikmetse domates ihracatlarının 200 bin ton olan domates kotasını kaldırttıramıyoruz Sayın Bakan. Yine ihracatçıların DİFİF alacaklarıyla ilgili alacakları hak ediliyor, bankaya yazılıyor, Merkez Bankası'na. Bunlar, Merkez Bankası fonda para yok diye ödeyemiyor. Bununla ilgili de çalışma yapmanız gerekiyor. Yine önemli bir konulardan bir tanesi, Uzak Asya'da RCEP diye bir oluşum oluştu. Çin'in, Japonya'nın, Kore'nin içinde bulunduğu dünya ticaretinin üçte birini yönetecekler. Bunlarla hızlıca temas kurmak zorundasınız ve bunların batıya açılan kapısı biz olabiliriz. Yatırımı ve ticareti çekmek istiyorsanız serbest şehir olarak İzmir'i ilan edebilirsiniz değerli bakan. Yine
İthalatı engelleyerek dış ticaret açığını engelleyemezsiniz. 27 Nisan'da bir şifahi uyarıyla tüm ithalatları kırmızı hattan muayeneye gönderdiniz. Burada hem bulaş riskini arttırdığınız gibi hem de ithalatla uğraşırken ihracatı da sekteye uğrattığınızı, eğer arkanızda bir müsteşar olsaydı size söylerdi değerli bakanım. Kısaca Helal Akreditasyon Kurumu üzerinde de birkaç kelam etmek gerekiyor. 2017'den beri kurulmuş bir kurum. Kullandığı bütçe bu yıl itibariyle 30 milyonu geçecek. Vermiş oldukları belge sayısı akreditasyon 400 civarında belge vermişler. Biz menşe ispat belgelerini 6 lira ödüyoruz. Bu bütçeyi böldüğümüz zaman toplam işe 60 bin liranın üzerinde bir birim iş başına kaynak çıkıyor. Değerli arkadaşlar, dikkatinizi çekiyorum. Birim iş başına 60 bin lira. Haramzadelerin bütçesinin Helal Akreditasyon Kurumu'nun durumu budur diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.